Yaptık, bunu yap dediler, yaptık, bunu yap dediler, yaptık. Yoksa efendim ben nasıl bir gazeteci olayım, nasıl bir yazar olayım, nasıl bir aynı şekilde konuşmacı olayım, nasıl bir televizyon ekranında çıkıp da şey yapayım falan, böyle bir düşüncem, böyle bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Kalpten de geçmedi, kalbimden de geçmedi. Bir soru daha sormak istiyorum. Sen bugün beni hesaba çekiyorsun galiba. Estağfurullah hocam, olur mu öyle şey? Şimdi hep soruluyor ya, başta da birazcık değindiniz ona. Tamam, siz böyle geldiniz de sizden sonra ne olacak diyenler var. Yani yerinize adam yetiştiriyor musunuz diye soranlar oluyor. Ne olur, ne biter? Şimdi Mustafa Bey, ben nasıl yetiştim demin de Meri anlatıyorum. Bu kitap elime geçti. Değil mi? Bu kitap elime geçti. Samimiyetle okuyunca Allah-u Teala gönlüme düşürdü. Sen de bu kez bana iştirak et diye. Allah-u Teala ihsan etti onu, düşürdü. Çünkü insanların ihtiyacı var. Allah-u Teala da bu kullarına bunu iletecek. Ha, bazı kullarının da kalbine ilham ederek, onların gönlüne getirerek, sen de bu kervanda aynı şekilde bulun. O düşünce geliyor. Şimdi Allah-u Teala hamdü senan olsun. Biz ilahiyatı bitirdiğimiz zaman ansiklopedi, bunu hep masonlar, dinsizler hazırlardı. Türkiye'deki şeyler, ansiklopediler. İngiliz menşeli ansiklopediler olurdu. Evet. Ama Allah Teala rahmet eylesin. Yani iyi ki aynı şekilde Cenab-ı Hak lütfetmiş, ihsan etmiş. Türkiye Gazetesi'ne geçmişim. Türkiye Gazetesi, Rehber Ansiklopedisi, İslam Alimler Ansiklopedisi, Evliyalar Ansiklopedisi, Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi, Sağlık Ansiklopedisi, Dini Terimler Sözlüğü. Ya o kadar çok şey yayınladı ki Allah Teala rahmet eylesin Enver abilerden. O zaman böyle bakıyordum. Ya Rabbime şükrediyordum. İyi ki dedim aynı şekilde bu kervana Rabbim beni de iştirak ettirmiş. İştirak ettirmiş. Yani bunlar da hani ben yapmadım. Ama bir ucunda tutturma vazifesi verdi Cenab-ı Hak. Yani ortak etti. Ortak etti. Dolayısıyla bu kitaplar yayıldı. Bu ansiklopediler de yayıldı. Bunları okuyanlar var. Siz de şahitsiniz senelerdir. Siz de şahitsiniz. Bu dinleyicilerin içerisinde, okuyucuların içerisinde, bu kitapları okuyanların içerisinde Allah-u Teala'nın dinine hizmet edecek kahramanlar var. Günü gelecek, onlar devreye girecek. Onun için hiç kimse endişe etmesin. Efendim Osman Ünlü giderse, Mustafa Tokoz olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kervan yürür. Kervan yürür. Çünkü Allah-u Teala'nın vaadi var. Onun için yani dinleyicilerimiz endişe etmesinler. Yani özel bir yetişmesi falan yok bunun. Sevdalıysan, ha demin bir şey dediniz. Efendim işte altyapısı falan. Yani yumurta okullarında verilen altyapı değil Mustafa Bey. Her senelerde söylüyoruz ya, tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını bir kimse, bu zatın, Hüseyin İlmi Efendi'nin bu kitabın ön sözünde buyurduğu gibi. Ne buyuruyor orada? Bu kitabı hikaye roman gibi değil. Bir ders kitabı gibi. Her satırını, her cümlesini, her paragrafını 1, 2, 3, 4, 5 defa okuyup hülasa etmeli, kalbe yerleştirmeli, zihne yerleştirmeli. Bu şey sonra da hayatına geçirmeli. Sen bu kitabı bu şekilde okursan orada bir vaat var. Bu kitabı okuyup anlayan alim olur. Biz niye gidiyorduk okullara? İlim sahibi olmak için. Yani. Alim olur. Ve bu bilgileri öğrendikten sonra bunları Allah rızası için ihlasla tatbik eden de evliya olur. Dergahlara niye gidiliyordu? Evliya olmak için. Evliya olmak için. Değil mi? Şimdi yani. Hem alim hem evliya olmanın formülü tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de var. Bu kitabı okuyup hayatına geçiren bir kere yerinde duramaz ki. Duramaz o. Mutlaka bu kitabı başkasına ulaştırmak için gayret edecektir. Gerekirse işinden fedakarlık edecektir, maddi destek verecektir. Yani hiçbir şeysi yoksa ya Rabbi bu hizmete iştirak edenleri muvaffak eyle, muhafaza eyle ya Rabbi diye de dua edecektir. Şu anda bizim bilemediğimiz, tanımadığımız binlerce, on binlerce dua edenimiz var. Ben ona inanıyorum. Dua edenimiz var. Yani bir hizmet ortaya kondu. Efendim sıkıntısı çok şu. Tabii sıkıntı. Allah Teala dinine hizmet etmeye niyet ettiğin zaman peşin bir kere makam, mevki, para onu bir kere çıkarıp atacaksın. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir vaadi var. Vaadi var. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak benim dinime hizmet edenleri, Allah Teala'nın dinine hizmet edenleri ben onların beklemediği, ummadığı yerlerden rızıklandırırım buyuruyor. Rızıklandırırım. Hakikaten öyle. Şimdi bir hatıramı anlatayım.
Ben Balıkesir Gönen Ömer Seyfettin Lisesi'ne tayin olmuştum. İşte bu kitapları tanıdım. 3-5 arkadaş orada bunlara baktım şey yapıyor. Ben de onların o kervanına iştirak ettim. Lisede öğretmenim. Fransızca öğretmeni de var. İkimizin derecesi aynı. Devlet memurluğu yaptım bilmiyorum da. Yaptım. Devlette dereceler var. İkimizin derecesi de aynı. Derecemiz aynı olunca aldığımız para da aynı. Bu arkadaşın hanımı çalışıyor. O da devletten bankadan mı çalışıyor? Maaş alıyor. Bir tane çocuklar var, ev kira. Benim hanım çalışmıyor. İki çocuğum var, ev kira. İkimiz de aynı elbiseyi giyiyoruz. Öğretmen, öğrencinin karşısına çıkacağız. Aynı ortamda, aynı yerde yaşıyorsunuz. Aynı yerde yaşıyoruz ve konfeksiyoncu, giyindiğimiz konfeksiyon, öyle fazla konfeksiyoncu yoktu. Oradan alıyoruz. O da biliyor, okulda öğretmeniz, taksitte oraya ödüyoruz. Ayın 20'si geçmişti bir seferinde. Bu gel dedi ya, Osman Bey dedi ya, param var mı dedi falan. Var dedim. Çıkardı işte 50-100 lira neyse çıkardım verdim. Neyse ay başında getirdi verdi. İkinci ay gene, üçüncü ay baktım, dördüncü ay gülerek geliyor. Arkadaş dedi, ben dedi dün gece epey düşündüm dedi. Ayın 20'si olunca dedi bende para kalmıyor. Ama dedi senin cebinde dedi ayın sonuna kadar para oluyor. Ben dedi bizim eve iki maaş giriyor. Bir çocuk var dedi. Senin eve dedi tek maaş giriyor, iki çocuk var. Hanımın çalışmıyor. Ya dedi ayın sonunda sende para var. Ayın 20'sinden sonra bende para bitiyor. Bende para bitiyor. Bunun formülü ne? Ha onun formülü onu anlatamazdım. Çünkü meseleyi bilmiyor. O zaman biz bu kitapların basıldığı merkeze hani kitapları alıyoruz, götürüyoruz, satıyoruz, parasını tekrar gönderiyoruz. Ayrıca da oraya destek olmak için, çünkü kitapların fiyatları cüzi bir şey, benzin paralarını da kendi cebimizden veriyoruz. Ayrıca her ay aldığımız maaştan da oraya para gönderiyoruz. Herkes 3-5 neyse. 3-5 neyse. Ben maddeten sıkıştığım zaman oraya gönderdiğim parayı arttırıyordum. Aa, niye? Gönlüme geldi öyle. Arttırıyordum, rahatlıyordum. Maddeten rahatlıyordum. Peki bunu nasıl izah edersin? Ben izah edemedim ama inanıyorum. İnandığımı da yaşadım. Bunu gençlere de anlatıyorum. İnandığımı da yaşadım. Peki ne oldu? Şimdi o arkadaş, o Fransızca öğretmeni, onun bir çocuğu var. Gece çocuğu hastalanınca doktora gidiyor. Bir sürü parayı bayılıp giriyorlar. Benim çocuklar da hastalanırdı. Ama komşularımızdan yaşlı bir kadın hanıma geliyordu. Kızım, işte şunu şunu yap, çocuğa içiver, iyi olur. Yiyordu, Cenab-ı Hak şifa ihsan ediyordu. Doktora gitmiyordu, o parası yerde kalıyordu. Mesela kiraz mevsimi olurdu. Kiraz mevsimi. Biz demiyorduk ki biz şu işi yapıyoruz. Ama bizim yaptığımız işi biliyordu. İnsanlarla da öyle geçiniyorduk. Kiraza para vermezdik. Bizim buzdolabı böyle lepalep kiraz dolardı. Komşular getiriyordu. Çocuklar yesin siz yiyin, çocuklar yesin siz yiyin falan. Onlara vermiyoruz. On sana ne bileyim ben şeyde... Zaten Gönen etrafı kalabalık köyleri var. Köylerinden aynı şekilde şey yapıyordu falan. Onlardan bakıyorsun getiriyorsun diyor. Mısırıydı, fasulyesiydi, bilmem nesiydi falan. Yoğurduydu, yumurtasıydı. Bunlar bedava gelirdi. Yani hediye getiriyorlardı. Bizim mutfak hiç boş kalmazdı. Bizim mutfak boş kalmazdı. Ama o Fransızca öğretmeni bunların hepsine para veriyordu. O zaman ben kitaplarda gördüğümü yakinen gördüm. Peki biz ne yapıyorduk? Biz sadece akşamları uykumuzdan fedakarlık ediyorduk. 3-5 arkadaş biniyorduk taksiye, koyuyorduk kitapları, götürüp dağıtıyorduk. Ne iş yapıyorduk? Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak anlatan bu kitapları insanlara ulaştırıyorduk. Yani Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyorduk. Peki Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Benim dinime hizmet edene ben ummadığı yerden rızık gönderirim. Ben bunu yaşadım. Yaşadım. Hani birisi gelse diyecek, efendim bu olmaz. Ya yaşadım ben. Yaşadım ben. Yani yakinen aynı şekilde gördüm. Hani kitaplarda bir şey var. Aynül yakin, ilmel yakin. Bir ilmen yakin. Evet. Kitapta okudum bu ilim. Ama gözümle gördüğüm, yaşadım bizzat aynı şekilde. Cebimdeki para belli, maaşım belli. Ama dini yayan kitap evine ben fahri olarak destek olsun diye cebimden çıkartıyorum, para veriyorum. Ya bunu kimse bilmiyor. Bunu bir ben biliyorum, bir Rabbim biliyor. Ya Allah-u Teala da sen benim dinime aynı şekilde yardım için böyle misin? Allah-u Teala da konumun komşumun kalplerini çeviriyor. Siz de bunu aynı şekilde bahçenizde bilmem neyinizdekileri götürün. Onlar da seve seve getirirlerdi. Yani yalvarır gibi verirlerdi. Gelip geliyordu falan. O zaman bakıyordum, utanıyordum Rabbimden. Ya Rabbi dedim nelere kadirsin. Benim bir tek maaş her tarafa yetiyordu. Ama onların iki maaş bir evi idare edemiyordu.
İşte bereket dedikleri şey bu. Bereket dedikleri şey bu. Dolayısıyla Allah-u Teala vaadini mutlaka gerçekleştirir. Eğer samimi olarak Allah-u Teala'nın dinine hizmet ederse ummadığı yerden onu rızıklandırır. Ve insanlar bu nimetlerin kadir ve kıymetini bilirlerse Allah-u Teala onların içerisinden bu dine hizmet edecek kahramanlar yaratır. Hiç endişe edilmesin. Onda bir tereddüt söz konusu olmasın. Şeyde mesela hadis-i şerifte ta Hendek Harbi'nde vuku bulmuş o. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Hendek hazırlarken büyük kayalar çıkıyor. O zamanki balyoz diyelim. Künüp mü diyorlar o zaman, bir şey diyorlar başka. Balyoz. Vuruyorlar, kıramıyorlar. Resulullah Efendimiz'e geliyorlar. Peki niye Resulullah Efendimiz'e geliyorlar? Aleyhisselatü Vesselam, her peygamberde 40 insan gücü vardır. Peygamber Efendimiz'de 40 peygamber gücü vardır buyuruyor. Bu gücü insanların aleyhine hiç kullanmadı peygamberler. Hatta Musa Aleyhisselam birisini şöyle ayırmak için itti, adam düştü de öldü. Ayırmak için şöyle itti ya, hafifçe yani. Dokundu yani. Dokundu. Öyle Allah-u Teala güç vermiştir bunlara. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyorlar. Peygamber Efendimiz bir vurdu birisini. Öyle bir şeyle ateş sıçradı ki bana Kisra'nın sarayları gösterildi. O şeyin içerisinde. O sıçrayan ateşlerin içerisinde. Kıvılcımların içerisinde. Ve senin ümmetine aynı şekilde buralar verildi denildi. Tekrar vurdu. O zaman da Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden komandan ne güzel komandan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ne zaman söylüyor biliyor musun? Medine düşman tarafından kuşatılmış. Açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar. Ve düşman Medine içerisine girmesin diye hendek kazıyorlar. Öyle bir zamanda. Ama ne dehşetli imtihan. İşte münafık olanlar da var. Müslüman gözüküyorlar. Bu sözleri işitince ne diyor bu diyor ya. İki süper güç yıkılacak diyor. O zaman iki süper gücüydü. Bizans ve İran. Birisi kitapsız kafir, birisi kitaplı kafir. Yıkılacak diyor. Saçmalıyor mu ne yapıyor falan diye çekip gidiyorlar. Ama samimi Müslümanlar, Peygamber Efendimiz buyurduysa elbette bir aynı şekilde biz anlamasak da idrak edemesek de bir bildiği vardır. Ve o hadis-i şerif için Selçuklu döneminde bile ta Sultan Alparslan Han ve onun çocukları bile hedef Bizans diye Konstantinopol diyorlardı. Osmanlı'da nice sultanlar aynı şekilde kuşatma yaptılar. Hani meşhur Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin babası şeye Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne diyor ki efendim diyor dua etseniz de diyor şurayı alsak. Ve o zaman yeni küçük Beşiktaş Şehzade Fatih Sultan Muhammed Han Akşemseddin Hazretleri ile beraber gitmiş talebesi. Diyor ki sultanım diyor Allahu Alem diyor. Onu ne sen ne ben göremeyiz ama diyor şu Beşik'teki şehzade ile diyor. Bizim bu köse görür. Akşemseddin Hazretleri köseymiş. Onlara nasip oldu. Onlara nasip oldu. Ama hiç vazgeçmemişler biliyor musun? Hatta Eshab-ı Kiram bile ne zaman fethedileceğini biliyorlardı. Ama o fethedilecek zamana yardım etmek için geldiler. Ebu Ayben Ensari Hazretleri 90 yaşında geldi Medine-i Münevver'den buraya. 90 yaşında geldi oraya. Hastaydı da. Ve bu Karaköy'de birçok Eshab-ı Kiram metfun. Edirne kapının önünde de metfun. Vaktiyle gelmişler, buraları böyle yapmışlar. O fetih günü de bunların ruhaniyetleri harekete geçti. Ve Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'ne de yardım ettiler. Dolayısıyla hani bizde bir söz var. Yat bir iyilik Akdeniz'e, balık bilme sahalık bilir. Din büyükleri, peygamberler de dahil hiçbir zaman yaptıkları hizmetin karşılığını dünyadayken görelim dememişler. Bu din büyükleri de öyle. Mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yarım asıra yakın bir ömür verdiler. Hani bu kitaplarına yayıldığını, amel edildiğini göreyim öyle bir düşüncesi olmadı. Evvel abiler bir sürü çileler çektiler. Vücudunda bıçak değmedik yer kalmadı ameliyattan. Değmedik yer kalmadı. Bir sürü şirketler kurdular. Ve birçok aynı şekilde fedakarlıkta bulundular. Mesela 300 bin, 400 bin tirajı varken Türkiye Gazetesi'nin bu kitapları, Hakikat Kitabı'nın kitaplarını kupon karşılığı verdiler. O ansiklopedileri kupon karşılığı verdiler. Değil mi? Niye? Bu insanların evlerine girsin ve şey yapsınlar diye. Ve bunların neticesini ben göreyim diye uğraşmadılar. Peki nedir? Herkes kendisine düşen vazifeyi yapıyor ve çekip gidiyor. Biz de Allah Teala bize bunları nasip etti. Biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız. Bizden sonra da Allah Teala yaratır. Onlar da aynı şekilde devam eder. Biz seferle emrolunduk. Zafer Allah Teala'nın bileceği iş yani, değil mi? Aynen öyle. İşin özeti o. Öyle düşünmüş hepsi. Hepsi öyle düşünmüş. Aynen öyle. Efendim, ilk dinleyicimiz
Onlar da diyecekler şimdi ama geciktirdiniz ha. Ben değilim yani. Bak, kimse duymasın ama Mustafa Bey sabote ediyor. Özür dilerim. Bence ben mi sabote ettiydim? Neyse ya, idare et vaziyeti. Ben yaşlıyım artık. Efendim 88 yaşında dedi, işte bir dedemiz var dedi, para vermiş ben vefat edince kızına, mı ne vermiş, para vermiş, bu parayı işte demiş ben ölünce demiş işte defin şey iskat neyse onlara harcarsınız falan diye. Ben mi öyle anladım, kızı mıydı, kızı mı yemin etmiş kızı. Yoksa adam kendisi yok, mi? Adam yemin etmiş. Kızı demiş ki bu parayı altına çevirelim öyle dursun demiş, adam da altın almayacağına yemin etmiş. Daha önce. Ha, tamam. Dolayısıyla o altın almayacağına yemin etti. Ama kız alabilir. Adamın da yemini bozulmaz. O almıyor ki.